Türkiye'de Narenciye'nin ana vatanı sayılan Çukurova bölgesinde portakal fiyatları bahçede kilosu 1 liraya inince, Narenciye üreticisinin yeni umudu kilosu 6 liradan alıcı bulan portakal kabuğu oldu. Narenciye tarımının yoğun olarak yapıldığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana, Kozan ve çevre ilçelerde bu yıl portakal fiyatlarında umduğunu bulamayan çiftçilerin yeni umudu portakalın kabuğu oldu. Portakal bahçede kilosu 1 liraya kadar düşerken portakalın kurutulmuş kabuğunun fiyatı ise piyasada 6 liraya kadar alıcı buluyor. Gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan portakalın kabuğu yurt içi piyasada alıcı bulduğu gibi Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Kabuğu portakaldan daha çok rağbet görünce bu alanda yeni iş sektörleri oluşuyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde portakal kabuğu alım satımı yapan Mikail Sarıgül, önceki yıllarda bölgede 20-30 ton arası portakal kabuğu ihracatı yapılırken, bu yıl sadece Kadirli ve Kozan ilçelerinden 200 ton portakal kabuğunun yurt içi ve yurt dışı piyasalarına satıldığını belirtti. Şu an portakal tarlada 1 milyon, 1 milyon 200 ama kabuk kurutulmuş portakal kabuğu 6 milyon. Ve bunu üreticilerden vatandaşlar portakal kabuğunu çöpe atıyorlar normalde. Biz bunları değerlendiriyoruz. Ve bu kozmetik sanayilerde, gıda ürünlerinde kullanılıyor firmalara gidip. Ve yılda da 200-300 ton çıkıyor bu senede. Sadece diğer arkadaşlar da yapıyor. Sadece ben değilim bunu yapan. Evet. Ama Kadirli de bunu vatandaş hobi haline getirdi. Çöpe giden bir maddeyi değerlendiriliyor. Bu ülke ekonomisine katkısı sağlanıyor. En çok ondan dolayı sektörlerde kullanılıyor kabuk. Gıda. Gıda sanayisinde en çok gıda. Örneğin portakallı şeker, portakallı gofret ham madde olarak kullanılıyor. Kadınlar nasıl keklerde kullandıkları gibi bunu ham madde olarak kullanıyorlar firmalarda. Bu portakal kabuğunu aynı zamanda başka yerlerden bizim genelde en çok Çukurova bölgesine çıkar. İzmir, diğer yerlerden alınan kabuklar hep orada gidip işleniyor. Bizim burada organize sanayide bir işleme fabrikası veya bir gelir kaynağı olur. Aynı zamanda Kadirli'mizin ekonomisine çok büyük katkısı olur. Bunu işlenmiş hali olsa daha farklı olur. O yönden yani bunu değerlendirsek daha iyi olur Kadirli'mizde. Normalde vatandaşlar bunu bu şekilde getiriyor temiz olarak. Biz de satın alıyoruz. Portakalı aynı zamanda biz tüm olarak alıyoruz kabuklu. Bunu soyduruyoruz. Dışını kurutup biz kendimiz kullanıyoruz. İçini de meysu fabrikalarında değerlendiriyoruz. Yani hiçbir şey portakalın çöpe atılacak bir yeri yok. Hepsini değerlendiriyoruz. Yani köylü bunu soyduğu zaman bize bir telefonla ulaştığı zaman biz varıp evlerinden de alabiliyoruz. Yani 3 kasa 5 kasa toplu halde alabiliyoruz. Onda da bir sıkıntıları olmasın. Alabilirsiniz.